Bak sevgili kardeşim, selamünaleyküm. Bak bir yazını paylaşayım. Ezber konuşmadı mı görsün? Bakayım WhatsApp'ı da açabilecek miyim ses kaydı yaparken? Yazıyor, selamünaleyküm. Bana diyor birisi WhatsApp'ta. Senin dediğin oluyor galiba diyor bana. Kardeşim, Risale-i Nur külliyatından sözler var ya, onun İki katı kadar benim gayrimünteşirim var Risale-i Nur. Üstad vakti gelince paylaşın diyor. Tamam. Orada da görmüştüm. Bak ne yazmış? Bir kardeşim WhatsApp'tan yazıyor. De bu manada 7 tane Ayasofya'nın sırrı var. 4-5 tanesini açıkladım. 3 tanesini açıklayamadım. Bir tanesini de şimdi biraz açıklayacağım. Senin dediğin oluyor galiba demiş. Çünkü benim fikirler uçuk zannediliyor. Çünkü alışılmamış sürecin dışında ya. Ben haberlerle cemiyette muhatap olmadığım için benim fikirler uçuk oluyor. Ama hakikat oluyor. Yazmış neymiş? Niçin böyle diyor? Yunan basını yazmış. Türkler Ayasofya'yı açarsa biz de Atatürk hakkında olan bilgileri dünyaya açıklarız diye Facebook'ta şey yapılmış. Paylaşılmış. Ayasofya ile bunun ne işi var? Şimdi bak kardeşim. Bak kardeşim. Her şey her bir şeyle alakadar. Her bir şey her şeyle alakadar. Kainatın kanunudur bu. Ben de tek konuşuyorum ama tek değilim. Şimdi ilk önce bir beş taneyi Ayasofya'nın 5 sırrını söyledim. 6. sırrıyı söylüyorum. Biraz anlatmıştım ama biraz da şey yapayım. Bu biz de Atatürk'ün gizli sırlarını açıklarız. Yunan basını bugün geçiyor. Bugün ayın kaç enişte? 18. Yunan basını diyor ki Türkler Ayasofya açarsa biz de Atatürk'ün gizli sırlarını açıklarız. Lan gizli sırları nedir ya? He, sorar da adam. Neyse boş ver. Bizim meselemiz o değil. Şimdi Ayasofya'ya şeyinizi koyun. Metreyi. Burayı anlatmıştım ama bir daha üstüne bir şey ekleyeceğim. Ayasofya'yı Mekke'ye metre ile çiz. Ayasofya ortada Kudüs kalıyor. Yani metre ile çizdiğin zaman Kabe, Mescid-i Aksa, Ayasofya aynı çizgi üzerinde. Mekke İslamiyet, Mescid-i Aksa Yahudiliğin öncesi, kadim şeyi çünkü Musa Aleyhisselam'la alakalı. Ayasofya ise buna mukabil, muadil olarak Ayasofya'da Hristiyanlığın simgesidir. Yunanistan'la alakası yok bunun. O zaman Kabe Yahudilik, yani Mescid-i Aksa Ayasofya. Ayasofya sondur, nokta, cümlenin nokta. Kiminse Ayasofya kimin elindeyse yukarı çık. Kudüs de onundur. Çık yukarıya. Kabe de onundur. Ne diyorsun ya? Suudi Arabistan zannediyoruz. Değil. Suudi Arabistan kukladır. Amerika'nın mı? Hayır. İngiliz'in kuklasıdır. He. Şimdi kuklasıdır. Kimin kuklasıdır? İngiliz'in kuklası. Ve o zaman Kabe ve ilk önce o yapıldı. Sonra Mescid-i Aksa yapıldı. Çünkü Adem Aleyhisselam yaptı orayı. Kabe'nin şeyini. En sonunda Hristiyanlığın Kabe'si olan Ayasofya. Şimdi ne anlatacağım? Ayasofya şu anda İngilizlerin elindedir. Üstad Bediüzzaman Hazretleri diyor ki Ayasofya açılacağı zaman ne demektir? Türkiye Cumhuriyeti'nin meclisinin %70'i şuurlu, ille dindar, eylemsel değil. Milletvekillerinin %70'i şuurlu olacak, şuurlu dindar olacak. Yani vatanperver olacak. Vatanını, milletini, bayrağını, dostunu, düşmanını fark etmiş olacak ki o zaman açılacak diyor. Açılması %70 güçlü olduğunu gösteriyor. Ve açan zat gücünden diyor ustad 10 kat güç kazanacak. Bir misal. Ürdün'de Ayasofya açılsın diye yürüyüş yapıldı. Yapılıyor. La kardeşim Ürdün'de cami mi yok? Gidin
Ayasofya'ya ne yapacaksınız? Belki yürüyüş yapanların çoğusu namaz kılmayacak burada. Ayasofya simgedir. Ha, peki Ayasofya son noktadır. Onu açan zat büyük harfle başlayacak. Kimdir o zat? Onun için korku odur. Simge o. Bir, Bediüzzaman Hazretleri diyor ki Kur'an'ın 40 icazından bir tanesi olan tevafuklu. Yani Allah, Rahman, Rahim isimleri Kur'an'da birbiri üzerine geliyor. Mesela Ashab-ı Kehf'i anlatırken kıtmır geçiyor. Kur'an'da başka bir tek bir yerde var, kelp. Kelbi iğne ile del, Kur'an'ın öteki sayfalarında kıtmire denk geliyor. Allah'lar, Allah isimleri birbirine denk geliyor. Yani Üstad Hazretleri bu gözle gözükür, mucizesi gözüksün diye Allah ve bazı sıfatlarını kırmızı yapmış. Bunu Diyanet onaylamadı o zaman da. Bizim diyor tevafuklu Kur'an'ımızı onaylayacak. Niye? Kur'an'ın 40 icazından bir mucizesi, 40 mucizelinden bir tanesi olan tevafuk ortaya çıkacak. Tamam? O gelecek zat. 1. Kur'an'ımızı onaylayacak. 2. Risale-i Nur'u okullara ders koyacak. 3. İttihad-ı İslam'a çalışacak. İttihad-ı İslam yapacak. 4. Hizmetimize sahip çıkacak. 5. Ayasofya'yı açacak. Ayasofya'yı açacak. Ayasofya'yı açmak basit bir cami değil dedim. Kabe bina mıdır? Mescid-i Aksa bina mıdır? İsrail niye orayı kazıyıp duruyor, kaşıyor? Hem kazıyor hem kaşıyor. Ayasofya neyse Kabe odur. Mescid-i Aksa odur. Hristiyanların Kabe'si budur. Yahudilerin Kabe'si Aksa'dır. Mescid-i Aksa. Müslümanların Kabe gibidir. Senin için neyse o da odur. Dinleri. Peki bunu açan üç dini birleştiriyor. Ne demek birleştiriyor? İslamiyet tabi olunan metbu makamında olacak diyor 59. sayfa mektubatta. Hristiyanlar tabi olacak. Yani açacak zat, beşincisi neydi? Mescid-i Ayasofya açacak. O zaman bu siyasi Mehdi olduğu anlaşılacak. Yani siyasi Mehdi deyince ben Ahmet'i Mehmet'i kastetmiyorum. Tamam, ben bunun sevdalısıyım. Ben 40 seneden beri bunun şeyini söylüyorum. Ahmet'le Mehmet'le işim yok. Kim açarsa kardeşim. Niye? Çünkü Kabe'yi İngilizlerden, Mescid-i Aksa'yı Yahudilerden, İstanbul'u İngilizlerden kurtarmış olacak Ayasofya. Ayasofya simgedir. Açan zat Mehdi'dir. Açarsa açabilirse. Kim açarsa. 5 tane yapacak. Tamam. Aynı düzlem içinde. İlk önce Kabe yapılmış. Sonra Mescid-i Aksa. Sonra bu. 3 dinin simgesidir. Semboldür. Açan zat Cemül Cem'dir. Siyasi Mehdi'dir. Sikke-i Tas'taki Gaybe 9. sayfada o siyasi Mehdi Risale-i Nur'u hazır bir program yapacak. Ne demek? Risale'de neler süreç, hangi süreçten geçecek, Ayasofya hangi süreçten açılacağı yazıyor. Gizli yazıyor. Az vakti geldi. Ne diyor orada? Risale'de hazır bir program yapacak. Program yaptığın alameti nedir? Ayasofya'yı aç diyor Menderes'e. Gücünden 10 kat güç alacaksın. Yoksa asılıyorsun diyor. Emir Dağı'nda ama açamadı. Ama rahmetli şehit ettiler. Ezandan dolayı ettiler şehit. Bu zat da Ayasofya açılsın da şehit olsun önemli değil. Bu siyasi zat olduğu başka bir sebep saymıyor Risale-i Nur'da. Ayasofya cami değil, simgedir. Cami diyenler cami desinler. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Peki Yunan basınında şimdi çıkan nedir? Yunan basınında çıkan da Ayasofya'nın aktif ettiği, yani her şey bir şeyle bağlıdır. Ayasofya torbanın ağzının düğmesidir. Torbayı kim Ayasofya açıldığı zaman diyor ki kitapta hiçbir sır gizli kalmayacak. İfşa olacak. Kimin ne olduğu, benim kim olduğumu, nesebim ortaya çıkacak. Ceddim hep ortaya çıkacak. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti'nde devlette şey var. Geçmişine alak soy ağacı var. Bazılarınınkisi çıkmıyor. Oysa en fazla çıkması lazım. İşte Ayasofya'ya Yunan basını bugün diyor ki açarsanız biz de vesaire biraz önce okuduğumu ifşa ederiz. Ne ifşa edecek?
Bilmiyoruz artık. Bilen biliyor. Ne inip çıkacak? Kim ne korkuyorsa korksun. Laflarımı anlasınlar. Ben biraz faturayı ağır ödemişim. Yani Ayasofya torbadır. Açıldığı zaman siz mi onu açtınız içini? Ben de Selanik'in torbasını açarım. Açacağım diyor. O zaman Türkiye'ye giydirilen gömleği, torbayı kafasına kim geçirmişse gene onların eliyle kader-i ilahi kimi başımıza koymuşsa onların elleriyle başımızdan alacak. Mektubat 59'daki Hristiyanların hakiki ruhanileri Müslümanlarla ittifak edecek, omuz omuza verecek ve küfrü mutlaka karşı ancak mukabele edecek diyor. Eğer Hristiyanların hakiki ruhanileri Müslümanlarla ittifak etmemiş olsaydı Ayasofya'yı açamazsın. O zaman Ayasofya'nın açılması aynı zamanda Hristiyanların hakiki ruhanilerinin Müslümanlarla ittifak ettiğinin alameti ve delili olacak. Anladın mı? O Mektubat 59'da geçiyor Risale-i Nur'daki. Ayasofya ile olacak bu. Ayasofya'nın 5-6 sırrını anlattım. 7.'si de kalsın. Bir tanesi neydi? 4 mü? 3 mü? Her sene Papa kılık değiştirerek, sima değiştirerek oradaki her devletin bir temsilcisi var Vatikan'da, Papa'nın orada. Onlar da turist simgesiyle, elbisesiyle gelip orada sihir ve tütsü ve büyü yapılıyor. Sihir yapılıyor. Onun için açamazlardı. Dolayısıyla Hazreti Korona'dan dolayı gelemeyince Hazreti Korona'dan dolayı bunlar gelemedi. Sihir ve büyü vesaire tutmayınca dünyadaki bütün fuhuş yerleri, gayrimeşru yerler kapandığı için dünya kazuratından temizlendi. Bir gusül lazım. 139 Mesnevi Nuri'ye vakit geldi. Hani böyle geçiyor. Vakit geldi. Dünya kazuratından bir gusül lazım. Abdest lazım. Onu da ne yaptı? Korona bütün gayrimeşru yerleri kapattı ve korona vasıtasıyla herkes temizlendi. Adeta gusül yaptırdı. Sonra onlar da gelemeyince Ayasofya'nın sahipleri filizlenmeye başladı. Tamam. Bu kadar. El arifu tekful işare. Arife işaret yeter. Gerisini sen tamamla. Selamun aleyküm.